Arkadaşlar merhabalar, Romanya dağlarında motor sürmeye devam ediyoruz. Bugün de Transfăgărașan yolundayız. Burası dünyada oldukça popüler bir motor yolu. Şimdi videomuza başlamadan önce bu yolla ilgili kısa bazı bilgiler vereyim. Romanya'nın Karpat dağlarının güney kesiminden geçen bir dağ yolu. Piteşti yakınlarında bulunan Baskov köyü yakınlarından başlıyor ve DN1 ve Sibiu arasındaki kavşağa ülkenin en yüksek zirvelerine kadar 90 kilometre uzanıyor. Yani 90 kilometrelik bir yol. Yol Transalpin'den sonra ülkenin ikinci en yüksek asfalt yolu. Adını Făgăraș dağlarından alıyor. Şimdi biraz da yolun tarihiyle ilgili kısa bilgiler vereyim. Şöyle ki 1968 yılında Rusya'nın Çekoslovakya'yı işgal etmesi üzerine Nicolae Ceaușescu, Romanya diktatörü, devlet başkanı, Rusya'nın da kendilerini işgal edebilir düşüncesiyle böyle bir yol yaptırıyor. Yol ülkenin kuzey ile güneyini birbirine bağlıyor. Yolun yapımı 74 yılında başlıyor, 76 yılında bitiyor. Daha sonra asfaltlanıyor. Yani anlayacağınız bu yol aslında askeri stratejik bir yol. Yol yapımında askerler çalışıyor. Verilen bilgilere göre işte askerlerin acemi olmasından dolayı, acele yapılmasından dolayı o zamanki şartlarda 40 kişi kadar öldüğü söyleniyor ama aslında bu sayının yüzleri ifade ettiği belirtiliyor. Şimdi bu kısa açıklamalardan sonra videomuza başlayalım. Şimdi bakın şurada gördüğünüz yerde duruyoruz. Burada güzel bir ceviz ağacı var. Bir de ufak bir elma türü bir ağaç var. Buradan bir şeyler toplayıp yolu alıp Transfăgărașan yoluna başlıyoruz. Başlayalım bakalım. Yalnız bu yolun birinci bölümü, arkasından ikinci bölümü gelecek. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar Transfăgărașan yolunun girişindeyiz. Buradan biraz çekeceğiz. Aslında yola giriş ana yoldan başlıyor ama buralarda çok fazla özellik yoktu. Şimdi buradan yavaş yavaş yükselmeye başlayacağız. Bulunduğumuz yer ormanlık, çok güzel bir yer. Şimdi biraz da orayı da göstereceğim. Ondan sonra kamerayı motora takıp devam edeceğiz. Bakın şöyle bir yerde duruyoruz. Şimdi buradan başlayacağız. Böyle etrafı gösteriyorum ben size, görüyorsunuz. Değişik bir ağaç cinsi var burada. Şöyle bu yol böyle devam ediyor. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Ondan sonra motora taktıktan sonra açacağım. Kamera açık mı? Kamera açık. O zaman devam ediyoruz. Buyurun.
Buyurun. Almanlar var ya, acayip şeydir, tanışıyor. Kamerayı duydurayım mı? Bak da burası. Durdurmadım da, şimdi ne yapacağız? Hemen çektik. Ama bundan sonraki yol daha güzel. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş yükseliyoruz. Gördüğünüz gibi öyle bir yere geldik ki burası seyir terası gibi bir yer. Bakın aşağıda otel var. 5-6 katlı bir otel. Çocuk görünüyor. Burası tam uçurum, yani buradan düştüğün zaman hiçbir şansınız yok. Her taraf oradan, karşı oradan geldik biz. Şimdi biraz da bu tarafı göstereyim. Bakın görüyorsunuz karşıda vadiler var, yamaçlar. Buralardan karşı taraftan sanırım su akıyor, böyle şelale vadi oluşmuş böyle. Karşıdan da çok muhteşem bir yer var. Buralarda değişik yerlerde su tarafları var. İşte böyle devam ediyoruz. Böyle göstereyim istedim. Şimdi yola devam. Buradan yükselmeye devam edeceğiz. Açık mı? Kapalı mı? Giderken omzundan tutarsan sol elinde, sen çok rahat edersin. Ha?
Thank you.
bölümün sonuna gelirken ikinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.